Manşet. Gerçek çok net. Değerli hemşerilerim, zor günler geçiriyoruz ve yaşadığımız bu zor günlerde yetkililerin uyarılarını dikkate alıyoruz. En önemlisi, ellerimizi bol bol yıkıyoruz, mesafeli duruyoruz ve temas etmemeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda evimizde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, evde kal Kahramanmaraş diyoruz. Milletvekili arkadaşım Ahmet Özdemir, sen de evinde misin? Milletvekili arkadaşım Ali Öztunç. Evde misin çağrına cevap veriyorum. Evdeyim, çocuklarımla beraberim. Bütün dünyada meydana gelen bu salgında alınacak en önemli tedbirlerden biri olan evde kalma ve dışarıdaki insanlarla en az temas etme kuralına ben de riayet ediyorum. Ve bütün vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini temenni ediyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu insanlarla temastan uzak durmaktır. O yüzden ben de bugün hem Ali Öztunç vekilimin çağrısına cevap veriyorum hem de diğer milletvekilimiz Mehmet Cihat Sezal'a soruyorum. Sen evde misin? Değerli vekilim Ahmet Özdemir, mesajınızı aldım. Ben de sizler gibi evdeyim. Mümkün olduğu ölçüde evde zaman geçirmeye çalışıyorum. Biliyoruz ki çok hassas bir süreç. Bu virüsün yayılma hızını azaltabilmemiz için hepimizin acil ihtiyaçlarımız dışında evde kalması gerektiğini biliyoruz. Ben Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimin bu hassasiyette olacağını düşünüyorum. Evde kal Türkiye'm, evde kal Kahramanmaraş diyoruz. Ve değerli vekilim Ahmet Özdemir'den aldığım mesajı bir başka vekilime, Habibe Öcal Hanımefendi'ye iletiyorum. Değerli vekilim, ben evdeyim. Siz de evde misiniz? Değerli kardeşim Mehmet Cihat Sezal, mesajını aldım. Ben de duyarlı her vatandaş gibi evimde kalarak ailemle birlikte kitap okuyorum. Covid-19 virüsünün etkisini azaltmak ve bulaşıcılığını önlemek üzere başta Kahramanmaraşlı hemşerilerim olmak üzere bütün Kahramanmaraşlıları ve Türkiye'yi evinde kalarak kitap okumaya davet ediyorum. Değerli büyüğüm Celalettin Güvenç, evinde misin? Kıymetli kardeşim Habibe Öcal, mesajını aldım. Ülkemizin ve neredeyse tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu günlerde hem kendi sağlığımızı hem de milletimizin sağlığını düşünerek mümkün olduğunca evde kalalım. Evet, bu süreçte ben de evimde ailemle vakit geçiriyorum. Kahramanmaraşlı hemşerilerime ve tüm milletimize şöyle seslenmek istiyorum. Birinci derece risk grubunda olmayan genç kardeşlerimiz de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızı evde kalmaya davet ediyorum. Çalışmaya devam eden emekçilerimiz, esnaflarımız ve üretici kardeşlerimiz başta olmak üzere zorunlu olarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımıza mümkün olduğunca güvenli mesafeyi korumalarını, ellerini sık sık yıkamalarını ve bu süreçte tokalaşmayı, sarılmayı, kucaklaşmayı ertelemelerini istirham ediyorum. Fedakarca çalışan sağlık personelimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, Miraç kandilimizi tebrik ediyor, Yüce Rabbim'den bu mübarek geceyi tüm insanlığın kurtuluşuna vesile kılmasını niyaz ediyorum. Hep birlikte başaracağız. Koronavirüs taşıyıcılarından ve hastalardan uzak duralım. Mümkün olduğu kadar aynı ortamda kalmayalım. En iyisi kendi evimizde kalalım. Bu arada beslenmemize, uykumuza dikkat edelim. Kişisel temizliğimize özen gösterelim. Sigara içmeyelim. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlara uyalım. Evde kal Kahramanmaraş, evde kal Türkiye. Manşet. Gerçek çok net.